RESTful API mimarisinde bir diğer önemli özelliklerden bir tanesi de HTTP metotlar. Bu HTTP metotları gerçekleştirilen HTTP çağrısı, yani bu calling diyoruz, HTTP call işleminin tipini sunucuya bildirmek için kullanılır. Bunlar, bu işlemler nedir? Yani bu çağrının işlemleri nedir? Mesela create, read, update, delete gibi işlemler. Mesela bir veri elde etmek istiyorsak sunucudan request ile istek gönderip bana şu kullanıcının bilgilerini gönder mesela. Böyle bir istek varsa burada read işlemi yapılıyor demektir. Update, delete, create bunları da zaten biliyoruz ne olduğunu. Insert aynı zamanda create oluyor. Bir veri oluşturma, bir şey oluşturma işlemi gibi düşünülebilir. HTTP metot tipleri, burada öncelikli olanları özellikle açıklayacağım. Sonra diğerlerine bakacağız. Burada önceliklerden kastım aslında %90-95 oranında geliştireceğiniz RESTful API'lerde bunları kullanacaksınız. Çok ekstrem durumlarda diğerlerini kullanmanız gerekebilir. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden biri GET. Bol bol, sık sık GET kullanacağız. GET HTTP metodunu. Bu sunucu üzerinden kaynak, yani resource dediğimiz oradan bir parça elde etme olayı. Elde ettiğimiz her şeye biz resource diyorduk. Bunları elde etmek için kullanılır. Yani read işlemlerini gerçekleştirir GET HTTP metodu. Okuma işlemleri diyebiliriz buna, GET ile yaptıklarımıza. POST işlemi sunucuda, bu arada GET URL üzerinden gerçekleştirilir. POST sunucuda yeni bir kaynak oluşturmak için kullanılır. Bu kaynak özellikle veri demiyoruz burada. Resource dediğimiz aslında sunucu üzerinden sunucuya gönderilen ve sunucuda oluşturulacak herhangi bir şey. Bu bir dosya da olabilir, bu bir kullanıcı verisi de olabilir vesaire. Bu nedenle genel olarak resource, yani kaynak diyoruz. Yani create işlemleri için kullanılır POST HTTP metodu. Put ve page var. Bunlar sunucuda kaynak güncellemek için kullanılır. Yani update işlemlerini gerçekleştirir, güncelleme işleminin sonucunu da istemciye döner. Bunu şöyle diyeyim, açıklamayı delete'den sonra yapayım. Delete sunucuda kaynak silmek için kullanılır, yani delete işlemlerini gerçekleştirir, silme işleminin sonucunu da istemciye bildirir. Şimdi put güncelleme için kullanılıyor, page de öyle. Delete silmek için kullanılıyor. Ama şöyle diyeyim, bunları böyle kullanmanız gerekiyor, doğrusu bu. Yani güncelleme yapacaksanız put kullanın. Silme yapacaksanız delete HTTP metodunu kullanın. Ama şununla da karşılaşabilirsiniz. Sık sık karşılaşılır. O yüzden özellikle söylüyorum. Geliştirdiğiniz uygulama ya da bir kaynak kod gördüğünüzde aslında onu geliştirenler bu kurallara çok uymayabiliyor. Mesela veri elde etmek isterseniz GET kullanmak zorundasınız. POST ile yapmazsınız bunu. Bu böyle bir şey yok. Ama bir sunucu üzerinde kaynak oluşturma, yani create ya da veri ekleme, insert gibi işlemlerde POST kullanıyoruz. Ama mesela güncelleme işleminde, delete işleminde de POST kullanıldığını görebilirsiniz. Yani bu teknik olarak mümkün. Sunucuda bir şeyler yapmak için, veri elde etme haricinde bir şeyler yapmak için POST kullanılabiliyor. Bu doğru bir best practice olan bir RESTful API metodolojisi değil aslında. Bu design patternlere aykırı. Ama bu şekilde yapılabiliyor. Ama siz dediğim gibi güncelleme işlemlerinde put, silme işlemlerinde delete kullanın. Buradaki page nedir? Page de teknik olarak gene güncelleme işlemi, yani put gibi işlem görür. Ama bazı parçalar üzerinde, kaynak üzerindeki bir parça güncellemesinde kullanılır. Yani put'un bir değişik versiyonudur diyebilirim. Diğer HTTP metot tipleri ise head, connect, options ve trace.
Get ile aynı head ama sadece status line ve header bölümlerini aktarır diyebilirim. Çok sık kullanılmaz. Connect aynı şekilde verilen URI tarafından, yani buna URL diyoruz demiştim ya, URL ve URI aynı şey. URI tarafından tanımlanan sunucuya bir tünel oluşturur. Options hedef kaynak için iletişim seçeneklerini açıklar. Trace hedef kaynağa giden yol boyunca message loop back testi gerçekleştirir. Bunlar çok sık kullanılmaz ama gördüğünüzde en azından bunların da birer HTTP metodu olduğunu bilmeniz gerekiyor. API mimarisi her isteğin hangi metodunu, hangi HTTP metodunu kullandığını tutar ve bildirir. API mimarisinden kastımız bizim request response yapısı.